Lütfen kız burası azıcık daha yiyeyim, çok uykum var. Uyan dedim sana, uyan. Ne oldu be? Dün sabahleyin kapı çaldı ve ben de gittim kapıyı açtım. Baktım etrafta kimseler yok. Ondan sonra bir de bakayım posta kutusuna bakayım dedim. Acaba posta gelmiş mi? Bir de ne göreyim? Ne gördün? İki tane kitap. Ne? İki tane kitap mı? Ne alaka ya? Sen kitap mı aldın? Hayır, ben de sana sormak için geldim. Ben kitap elini almadım. Sen mi aldın? Yok kız Burs, ben kitap almadım. O zaman bunları bize kim gönderdi? Hani bakayım bunlar ne be? İçinde galiba bir şey yazıyor. Bakalım ne yazıyor? Merhaba seçilmiş kişi. Haritayı kullanarak parçaları bulup YouTube'u oluşturman gerekiyor. Ama dikkat et. Sandığın kadar kolay değil mi? Ne? Vallahi kız Boris öyle yazıyor. Biz seçilmiş kişiyiz. Aşkım kafam buluyorum ben de ya. Ne diyorsun sen? Manyak mısın? Kafayı yemedin. Ne seçilmiş kişisi? Ama kız Boris burada öyle yazıyor. Diyor ki merhaba seçilmiş kişi diyor. Haritayı kullanarak diyor parçaları bulup YouTube'u oluşturman gerekiyor diyor. YouTube'u mu oluşturacağız? Peki parçaları nasıl bulacağız? Haritaymış. Bir dakika. Harita büyük ihtimalle bu olmalı. Aha. Evet. Evet. Tam da burada çarpı var bir tane. Büyük ihtimalle kız Boris o parçada bir sürü parçalar var. Yani çarpıya mı gitmemiz lazım? Aynen öyle. Hadi gel bakalım, beni takip et. Haritamıza bakalım. Haritamızdaki çarpı tam da şu anda karşımıza duruyor. Yani bu kuyunun yanlarında bir yerde olmalı. Gel bakalım kız Boris. Aşkım bak, emin sindi mi? Başımıza bir şey gelmesin. Tuzak falan olmasın. Yok merak etme kız Boris, ne tuzağı. Hadi bakalım şöyle yeniden bakalım. Nerede? Tam önümüzde. Yani bu tarlanın içinde olmalı. Bir şey göremiyorum. Evet yani ben de göremiyorum ama bakalım iyice şöyle bir. Ben burada bir şey göremiyorum harbiden. Biraz belki de tarlanın altındadır. Tarlanın altında mı? Evet mantıklı aslında. Bir de tarlanın altına bakalım. Şöyle kazalım şurayı. Tarlanın altı bomboş. Hadi gir o zaman. Tamam, belki bu tuzak olabilir kız polis. Beni burada bekle. Eğer bir şey olursa haber ver bana. Tamamdır aşkım. Hadi bakalım hop. Burada bir tane motor var. Motor ne böyle be? Ben buraya parçaları bulmaya geldim. Ne motor? Ben buraya motor için mi geldim? Büyük ihtimalle beni kandırdılar. Biliyordum. Bunu bir tuzak olduğunu biliyordum. Lan ne yapacağım ben bir dakika. Bu ne? Hey bir dakika. Motorun sandığındaki parçalar. Bir tane elmas kılıç. Kırmızı yün. Gri yün. Bir tane örümcek adam simgesi. Bir tane kırmızı kova. Ondan sonra gri yün. Kırmızı yün ve bir tane elmas. Hey bir dakika. Bir tane parça izledik. Ortadaki parça yok. Neyse bakalım şunları şöyle alalım hepsini teker teker. Şöyle. Hadi bakalım alalım şunları arkadaşlar. Şöyle hop. Kız polis aşkım hepsini buldum. Nasıl yani, buldun mu? Evet hepsini buldum hem de. Bak görüyor musun? Ama bir dakika. Ortada bir tane parça eksik. Evet bir tane parça eksik. O parçada YouTuber simgesi. YouTube simgesini mi? Peki YouTube simgesini nereden bulacağız? Tabii ki de köyü açılan YouTube dükkanından. Hadi gel bakalım kız polis, beni takip et. Hızlıca gitmemiz lazım. Evet YouTube dükkanına geldik. Hadi bakalım girelim şöyle içeri. Merhaba. Merhaba efendim, YouTube dükkanına hoş geldiniz. Ne arıyordunuz? Ben bir tane YouTube simgesi satın alacağım. Ne kadar? YouTube simgesi 30 elmas. Yuh, 30 elmas mı? Evet, ne oldu, beğenemedin mi? Çok pahalı değil mi ya? Efendim bizde fiyatlar böyle. İsterseniz alın isterseniz almayın. İyi tamam alacağım, bekle beni burada. Kız polis aşkım sende 30 elmas var mı? Evet 30 elmas var. Al bakalım. Teşekkür ederim kız polis, hemen geliyorum. Buyurun efendim 30 elmasınız. Bana YouTube simgesini verir misiniz? Hayırlı olsun efendim, bir adet YouTube simgesi satın aldınız. Alalım bakalım şunu, şöyle kolay gelsin. Kız polis bak YouTube simgesini aldım. Hadi aşkım yapalım şunu. Evet çalışkansın, şimdi buraya böyle çalışma masamızı koyalım. Ve şimdi yapacağız, hazırsınız. Hazır mısın kız polis? Hazırım hadi. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle buraya bir tane elmas kılıcımızı koyuyoruz. Ondan sonra kırmızı yünümüzü koyuyoruz. Ondan sonra gri yün. Buraya bir tane örümcek adam simgesi. Bir tane buraya kırmızı kova. Ve buraya bir tane gri yün. Kırmızı yün. Elmas. Ve YouTube simgesi. Baksanıza YouTuber oluştu. Ne oldu be? Oha şuna baksanıza YouTuber var burada, Ferit. Buraya iki tane sandık gelmiş bakalım. Sandığın içinde silah var, bir tane daha kitap var. Alalım bakalım şunu. Bakalım acaba ne yazıyormuş. Merhaba seçilmiş kişi. Tebrikler, YouTuber oluşturdun. Şimdiki hedefin sandıktaki silahları alıp YouTuber'ları öldürerek ödülleri kazanacaksın. Sandıktaki silahlar, evet hepsi burada. Alalım bakalım şunları şöyle. Nasıl yani? Ben şimdi bunu öldürürsem içine hediyeler mi düşecek? Aşkım hadi öldür de hediyeler düşsün. Tamamdır gel. Gel bakalım şöyle, öldürmek zorundayım seni, kusura bakma. İçinden bir sürü şeyler düştü. Bunlar ne lan, böyle toplayalım bakalım şunları. Aşkım onların hepsi birer ruh. Bunlar ruh mu? Ruh kapsülleri. Ve bakalım bak bunu koyalım, ne çıkacak içinden? İsmet RG çıktı. Hadi aşkım onu da öldürelim.
Rehber için hediye çıksın. Tamamdır, hadi bakalım şu İsmet Reke'yi de öldürelim için hediye çıksın. Bakalım acaba İsmet Reke'nin içinden ne çıkacak arkadaşlar, vallahi çok merak ettim. Gel bakalım. Aa, bunlar ne böyle lan? İçinden birkaç bir şey düştü. Alalım bakalım şunları. Şunu da alalım şöyle. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İsmet Reke'nin içinden deri set çıktı. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Çıkan hediyeleri bu sandığın içine koyacağım hepsini. Şöyle koyalım. Şimdi bu ruh kapsülünü koyacağız. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Hop koydum. Aa, kanser çıktı. Oha, bundan çok güzel hediyeler çıkar. Hadi bakalım arkadaşlar, bu YouTuber'ı da öldürelim ve bakalım bunun için acaba ne çıkacak. Vallahi çok merak ettim. Gel bakalım şöyle. Kusura bakma, seni öldürmek zorundayım. Aha, evet, hediyeler çıktı. Bakalım acaba ne çıkmış. Bilgisayar falan çıktı, kamera çıktı, monitör çıktı. Wow. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi de içinden kanserlerin, bakın, bir tane bilgisayar çıktı, bir tane bilgisayar kasası çıktı, kamera çıktı ve iki tane monitör çıktı. Var ya, bunlarla istediğim oyunu oynayabilirim be. Dünyanın en iyi bilgisayarı çıktı. Hadi bakalım o zaman bu hediyeleri de şöyle koyalım için arkadaşlar şöyle. Bakalım acaba bu kapsülün içinden hangi YouTuber çıkacak? Bunu da koyalım. Aa, Metin çıktı. Şimdi arkadaşlar Metin'i öldüreceğiz. Bakalım Deadpies'in içinden ne çıkacak? Hadi bakalım şimdi bakalım. Vallahi ben bunu çok merak ettim. Büyük ihtimalle var ya, bundan en iyi hediyeler çıkacak arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Aha, öldürdüm. Oo, ne çıktı? Bir tane zümrüt çıktı, 64 tane. Bakayım. Bu ne lan? Oo, bir tane yarış arabası çıktı, mükemmel. Her zaman bir arabam olsun istemiştim. Baksanıza arkadaşlar, efsane bir araba çıktı. Mükemmel bir araba, vallahi ben bunu çok beğendim. Bakalım başka neler çıkmış. Bayağı bir dolar çıkmış, para çıkmış. Bu ne? Oo, 64 tane elmas. Bakalım 64 tane de altın. Vallahi arkadaşlar zengin olduk, yemin ediyorum ki. Ama ben en çok bu arabayı beğendim. Vallahi baksana, efsane araba, yarış arabası var ya. Bununla var ya bir sürü yarışlara katılırım. Aşkım, arabaya bak be, mükemmel. Şimdi sıra geldik diğer YouTuber'ımıza. Bakalım acaba bunun içinden hangi YouTuber çıkacak? Koyuyorum, koydum. Ah, Dumurat çıktı. En sevdiğim YouTuber'lardan biri. Ben bunu çok seviyorum. Vallahi arkadaşlar ben de çok seviyorum. Ama kusura bakma yani, seni öldürmek zorundayım. Çünkü içindeki hediyeleri almak zorundayım Dumurat. Hadi gel bakalım şöyle. Öldürelim seni de. Hop şöyle. Bakalım acaba Dumurat'ın içinden ne çıkacak? Çok merak ettim. Gel bakalım. Hop. Oo, bunlar ne? Hadi bakalım Dumurat'ın içinden çıkan hediyeleri de şöyle toplayalım hepsini. Çalışkan, siz görmüş olduğunuz gibi Dumurat'ın içinden elmas set çıktı. Gelin bakalım şunu şöyle. Bakalım başka ne çıkmış. Oha, bir tane McDonald's kolası, patatesle bir tane Big Mac hamburger çıktı ve bir tane de 64 tane elmas. Hadi bakalım yiyelim o zaman hamburgeri. Oh, hamburger mükemmelmiş be. Patatesi de yiyelim bakalım. Vallahi doydum. Buz gibi Coca-Cola'yı da içelim bakalım. Oh, bugün de karnımız doydu, şükürler olsun. Evet, şimdi sıra geldi son YouTuber'ımıza. Koyuyorum, koydum. Ah, Fakir. Aşkım ya, Fakir'in içinden ne çıkacak geldi aşkına. Arkadaşlar Fakir de en sevdiğim YouTuber'lardan biri. Fakir karakterini ben çok severim. Hadi bakalım o zaman şimdi Fakir de öldüreceğiz. Fakir içinden ne çıkacak? Ben tahmin ediyorum az buçuk Fakir içinden kötü eşyalar çıkacak bence. Çünkü Fakir olduğu için, yani Fakir'in güzel eşyası olamaz. Hadi bakalım, gel şöyle, öldürmek zorundayım seni. Evet, öldürdük. Bakalım bunun içinden ne çıkmış, alalım şunları. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Fakir'in içinden böyle pis kirli elmas set çıktı. Yani eskimiş elmas set çıktı. Gelin bakalım şunu şöyle. Şuna baksanıza arkadaşlar ya. Çok iğrenç değil mi? Toprak elmas mı olur be? İğrenç. Vallahi ben bunu var ya hayatta giymem. Bir tane de böyle arkadaşlar eskimiş topraklı bir tane elmas kılıç çıktı. Ve 64 tane de elmas çıktı ama bu elmaslar eskimiş, yani hiçbir yerde geçmez artık. Gürol benim en beğendiğim YouTuber Metin'di. Evet arkadaşlar, bence Metin en iyisiydi. Çünkü içinden araba çıktı. Böyle mükemmel bir araba mı oldu artık? Neyse bakalım canım, hemen biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün kız bölümüyle birlikte YouTuber yaptık ve YouTuber'ları öldürerek ödülleri kazandık. Bakın mükemmel bir araba mı oldu ve bir sürü setim ve para mı oldu arkadaşlar? Ve şu anda da ekranda iki tane video çıktı. Bakın arkadaşlar, solda bir tane video var ve sağda bir tane video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Hadi bakalım, niye bekliyorsunuz? Bak hala tıklamıyorsun dostum, ayıp ediyorsun ha. Bak solda video var ve sağda video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız eğer inşallah yerde arkadaşlar 1000 TL bulursunuz. Amin. Tıklayın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.